Herkese merhaba, iyi akşamlar. Çok sesli söyleşilerimizin bu akşam ikincisini gerçekleştireceğiz. Merhaba Volkan, hoş geldin. Tarih merakı nereden çıktı? Neden tarih okudun? Neden sonra müzik oldu? Tarihle müzik nasıl kesişti? Mezun olduktan sonra ya konservatuvar bir tek okuyacaktım ya da işte düz bir lisede okuduğum için bir üniversite daha okuma hakkım vardı. Ben o hakkımı tarihten yana kullandım. Çok merak ediyordum çünkü özellikle lise zamanlarında tarihe bir merakım oldu. Çok okumaya da başladım. Hem edebiyat hem tarih. Hep içimde bir kadın korosu kurma hayali oluştu. Çok büyülü geldi o sesler çünkü. Türkçe repertuar eksikliği hissediyorduk. Hemen bir sene sonra ilk işte türkü düzenlemelerini 3-4 tane yaptığımı hatırlıyorum. Bu Sarı Gelin de onlardan bir tanesi. Sirene isminin de biraz bu mitolojik mirastan geldiği, güzel sesli dişi deniz yaratıkları olduğu. Baktığımız zaman Anadolu mitolojisini o dönemden beri sahiplendiğimizi gösteren bir isim. Tek bir kadın korosu var ve bunun bir şekilde, iyi bir şekilde hem Türkiye'de hem yurt dışında varlığını sürdürebilmesi için o seviyenin altına hiçbir şekilde düşmemesi lazım. Şiir okuduğum zaman bir şiirin bestelenebilir olup olmamasına bakıyorum. Bir de hissettirdiği ruh haline bakarak yola çıkıyorum. Yoksa ne bir şarkı yazıp üstüne bir şiir oturtmak gibi bir çalışma anlayışım var. Ne de bir şiir seçip onun üstüne bir şey yazayım diyor. Aziz Nesin'in 67. yaş şiiri var. Onu okuldan bir arkadaşım için yazmıştım. İstanbul Üniversitesi'nde yine şan bölümünden mezun olması için bir Türk bestecisi söylemesi gerekiyordu. O şiiri o seçti. Sen bir şiir seç, ben sana yazarım dedim. Onu Günsel'in Çetinkaya. Buradan dinliyorsa ona da selam. Meşhur hikaye vardı. Rahmaninov 2. Piyano Konçertosu'nun 1. bölümünü yazdıktan sonra akıl hastanesine kapatıyorlar. Birkaç sene, yani bir sene kadar falan kalıyor. Çıkınca devam edebiliyor. Oluyor tabii öyle süreçler. Yani benim hiç öyle bir sinir hastalıkları hastanesine yatmışlığım yok beste arası ama tabii ki olabiliyor. Her eserin bir akışı var kendi içinde. O akışı biraz ruh hali, biraz yoğunluk, o dönemki yoğunluk, öncelikler belirliyor. Bestecilik sadece ilhamla yürüyen bir iş değil. Bestecilik bir meslek. Başında oturup uzun süre geçirilmesi gereken, her gün uğraşılması gereken, oturulup çalışılması gereken bir durumdur, bir tekniktir. İlham gelmedi, o yüzden yazamıyorum diye bir şey yoktur. Oturursunuz başına, bazen bir ölçü yazabilirsiniz, kalkarsınız ama yine mesainiz 2 saattir. Bazen o 2 saatte oturursunuz, 1 sayfa yazarsınız, bazen tamamlarsınız bir oturuşta. Benim yazdığım kağıt bir icracı olmazsa bir müzik değil aslında. Her şarkı söylemek isteyen klasik müzik ya da opera söylemek zorunda değil. Ama tabii ki temel tekniktir, işte nefes almaktır, sesini kullanmaktır ya da anatomidir. Bu tip şeyleri herkesin aynı temelde öğrenmesi, bilmesi gerekiyor. Belki tarihsel olarak biraz bu repertuarı da söylemesi gerekiyor. Ama 4 sene bir opera eğitimi alması gerekmiyor pop söylemek istiyorsa. Vakit buldukça piyano başında caz repertuarını çalardım. O zaman tabii çok daha tutucu bir durum söz konusuydu. Ortam hakimdi. Böyle o kapıyı açıp kötü kötü bakarlardı işte. Nereden geliyor bu ses falan filan. 2 sene önce caz bölümü kuruldu İstanbul Üniversitesi'nde biliyorsunuz. Herkes neyi yapabiliyorsa, onu olursa daha iyi olur. Daha estetik, evet. Daha hızlı ilerler. İnsanlık adına da bu daha faydalıdır yani. Şiirin içinde taşıdığı bir atmosferden yola çıkarak aslında ilerliyorum. Onlar da pek fıkır fıkır şeyler olmuyor, bu doğru. Koro Kültürü Derneği'nin 2010 yılında kurulmasını çok önemsiyorum. Aynı zamanda Sansev Festivali'ni İstanbul özelinde çok önemsiyorum. Sansev özellikle baktığımız zaman her sene yüzün üstünde koronun gelip kendini gösterdiği ve
diğer korolarında onları dinleme imkanı bulduğu çok önemli ve değerli bir organizasyon. Son 10 senede, 15 senede diyebiliriz, Türkiye'de çok sesli koro geleneğinin bir yerden bir yere geldiğini söyleyebiliriz. İnsan nerede doğduysa ve ne istiyorsa onu gerçekleştirebilme durumuna, zor da olsa, kolay da olsa, hayatta hiçbir şey kolay değil, bunu istiyorsa yapar, istiyorsa her şeye zaman ayırır. Hakikaten çok zamanı bölerek, iyi planlayarak yaşamak lazım. Bunu da hep bir sene öncesinden planlayarak o seneyi yapmaya gayret ediyorum. Koro şefliği ile yemek şefliği arasında nasıl bir paralellik var? En çok keyif alarak yaptığınız yemek hangisi? Evet, yine ses gruplarını benzetir misiniz yemek malzemelerine? Koroya benzetmem de bestecilik kısmına benzetirim. Çünkü ortaya yine bir ürün çıkartıyorsunuz. Kestaneli evet. Pilav yaptım mesela. Oo, bayağı zor herhalde değil mi? Vay vay vay. Yani hiçbir şey zor değil ya. İnsan seviyorsa, meraklıysa hiçbir şey zor değil hayatta. Bu anlamda da kendi yaptığım meslek ve iş bağlamında kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü gerçekten yaptığım hiçbir işi iş olarak görmüyorum hayatta. Gerçekten zevk alıyorum yani ve yapmak istiyorum. Müzik kendi içinde zaten o toplumun gerçeklerini bir şekilde yansıtan bir durumdur. İşte nasıl bir toplumda yaşıyorsak müziği de öyle çıkar. Giderek bu teknolojinin artmasıyla herkes her şeyi yapabilir hale gelince evet. O işin kalitesi düşmeye başlar. Bunun arz taleple de çok alakası yoktur. Onun için buradaki temel şey insanın kendini bilmesi, tanımasıdır. Yani para kazanmak için ortalama kötü bir şeyler yapıp sunmak ve bundan para kazanmak insanın vicdanına sığıyorsa işte böyle zamanlara, böyle müziklere maruz kalır. Merak bir tutkudur, bir sevgidir. Bir şeyi merak ediyorsanız onun sonuna kadar araştırırsınız. Yaşamak istersiniz, yapmak istersiniz, öğrenmek istersiniz. O bir yoldur yani. Dolayısıyla meraklarınızın peşinden gidin derim sadece. Herkese tekrar ekranları başında merhaba diyorum. Çok cesaretlendirici, ufuk açıcı bir sohbetti. Çok teşekkürler. Benim için de büyük zevkti hep birlikte olmak. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.